Alo. Hayırdır Yasemin Hanım? Telefonlara bakamıyorsun. Çok mu meşgulsün? Timur, evde konuşamayacağım. Acil bir şey mi oldu? Ya haberler sende. Fedai, para, mesajı hepsi sende. Başka bir mesaj gönderilmedi onu soruyorsan. Parayı da toparlayamadım daha. Demek ki geriye kalıyor bir tek fedai. Say o nasıldır? Keyfi, sağlığı nasıl? Karısı, kızı iyiler inşallah. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Estağfurullah, haşa. Bizde ima falan yok. Biz kafadan söylüyoruz. Şimdi bu fedainin aklı nerededir? Sende mi, bizde mi? İşte bütün mesele bu. This is the question yani. Sen sırf bunları söylemek için mi aradın beni? Acil bir şey olmadığı sürece arama bir daha, tamam mı? Günaydın hayat. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Günaydın. Cezaevine gittim. Adamı buldum. Karşıma getirdiler. Önüne sonuna sıkıştırdım, sorguladım. Ama bana sorarsan bu herifin hiçbir şey bildiği yok. Senin Yasemin Hanım doğruyu söylemiş. Öyle kızını tehdit edecek biri değil bu Osman Yıldız. Dolandırıcılıktan girmiş içeri. Ödleyin teki. Yani olmasa bile belki ona bağlantısı olan biri vardır. Olmaz mı? Yani ziyarete gelen gidene bir baksak. Onu da düşündüm. Zaten çok ziyaretçisi yok. Düzenli ziyarete gelenler arasında biri dikkatimi çekti. Ahmet Toksöz. Kimmiş o? Yeğeniymiş. Neciymiş, ne iş yaparmış biliyor muyuz? Orası bu amma. Ama bana sorarsan birinin yancılığını yapıyor. Adresini de buldurttum ama işimize yarar mı bilmem. Denemeden göremeyiz. At abi bana adresi. Ben bir bakayım. Tamam, geldi. Adem. Kendine dikkat et oğlum. Tamam, merak et. Rasim abi. Şüphe falan kalmadı. Ben bu adamı görmüştüm. Yasemin Hanım'ı kurtarmaya gittim ya o depoya. Oradaydı. Yasemin Hanım tanımamış mı? Yok, yüzlerini görmemiş. Maske takıyorlardı dedi. Fakir bir akraba. Zengin bir iş adamıyla evlenen kuzeninden. Tehditle para koparmaya çalışıyor. Hapisteki dayısının deposunu kullanıyor. Taşlar yerine oturuyor değil mi? Yalnız patron bu Ahmet Toksöz olamaz. O çapta bir adam değil çünkü. Başka birisi var bu işin dışında. Onu da buluruz. Bakarız abi. Görüşürüz.